Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Güncel personel alım duyurularına sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Devlet Hava Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alım duyurusu yayınlandı. Videomuzda hangi alanda kaç atama yapılacak, başvuru şartları nelerdir, bu konular hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım arkadaşlar. Kadro dağılımına baktığımız zaman asistan hava trafik kontrolörü alanında 20 kişi, stajyer hava trafik kontrolü alanında ise 40 kişi alınacak ve toplamda 60 arkadaşımızın ataması yapılacaktır. Genel olarak alımların yapılacağı duyurular da gelecektir. Zaten biz süreci yakından takip ediyoruz. Bizleri takip ediyorsanız sizler de biliyorsunuzdur. Bu video aracılığıyla sesimize kulak veriyorsanız da bilgi sahibi olun arkadaşlar. Bizler Instagram'dan, YouTube'dan, Telegram'dan tüm personel alım duyurularını sizlerle paylaşıyoruz ve sürecin takibini Instagram sayfamız üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız mutlaka Instagram'da takip edin arkadaşlar. 2022 yılı içerisinde almış olduğumuz P3 puan türü bizler için belirleyici olacaktır arkadaşlar. Taban puanımız 70 olarak karşımıza çıkmaktadır. Mülakatlar gerçekleştirilecek. Pozisyon sayısının 10 katı kadar aday en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına ve yazılı sınava çağrılmış olacaktır. Hava trafik alanında başvuru yapacaksanız il dağılımı bu şekilde arkadaşlar. Stajyer hava trafik kontrolü alanında başvuru yapacaksanız da ilgili havalimanlarına alımlar gerçekleştirilmiş olacaktır. Başvuru şartları bizler için oldukça önemlidir. İlgili şartları tam anlamıyla sağlamamız gerekiyor. Herhangi birinde eksiklik olursa başvurumuz olumsuz sonuçlanacaktır. Asistan hava trafik kontrolüne baktığımız zaman fakülte ya da 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek sınıf 3 sağlık sertifikasına sahip olmanız gerekecektir. Aksanınızda ya da lehçenizde herhangi bir pelteklik, gizli kekemelik ya da aşırı heyecana sahip olmamanız lazım arkadaşlar. Son başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde İngilizce yabancı dil sınavından en az C seviyesinde puan almış olmanız gerekecektir. Ek olarak da hava trafik kontrolör lisansına sahip olmalısınız. Stajyer hava trafik kontrolörüne baktığımız zaman 27 yaşından gün almamış olmamız istenilecektir. Yabancı dil şartı aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Daha önce disiplin, başarısızlık ya da idari yönden kurslara ya da genel müdürlüklerle ilişkinizin kesilmemiş olması gerekecektir. Başvurularımız 14 Kasım yani yarın itibariyle başlayacak. Sizler 4 Aralık'a kadar başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Online bir başvuru söz konusu arkadaşlar. Ben zaten sayfaların linkini yorumlar kısmına sabitlemiş olacağım. Sizler bu alandaki linke tıklayarak otomatik olarak başvuru sayfasına yönlendirilmiş olacaksınız. Sizlerden ricam, çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşmanız olacaktır. Ek olarak videolarımızı beğenerek kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak ya da teşekkür butonundan bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bizler süreç içerisindeki tüm personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki güzel haberlerinizi bizlerle paylaşırsınız arkadaşlar. Kılavuzda bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Söylediğim gibi yorumlar kısmına zaten sabitlemiş olacağım. Bizleri takip ediyorsanız tüm personel alım duyurularından haberdar olacaksınızdır. Süreçteki duyurular için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.